Merhaba arkadaşlar. Merhaba hocam. Merhaba Mahmut hocam. Merhaba kalabalık hocam. Bir ekiple Mahmut hoca. Kalabalık bir ekip var karşımda. Bugün Türk sinemasında çok önemli olduğu iddia edilen bir filmi konuşacağız. O iddia edilen ilginç bir kelime seçimi orada. Hababam sınıfı. Arzu film çok atmacadır bu konularda. Dikkat edin, telif yersiniz. Abi bu sesimden nasıl anlayacak benim de bu bizimdi ya diyecek. Evet, Rıfat Ilgaz'ın ölümsüz eseri. Karşımda oturanlar Duygu Uysal, Doğucan Yaşar, Gülsem Atuay, Mina Ekeman ve Yağmur Hasanoğlu. Yağmur Hasanoğlu Z, sen hangi kuşak oluyorsun Z? En Z benim. Gerçek Z sen oluyorsun. Evet. Senin de fikrini alalım. Alalım. Evet, filmi izlediniz. Daha doğrusu filmler serisini izlediniz. İzledik hocam. Buyurun, fikirlerinizi alalım. Başlamadan bir şey söyleyeceğim. Buyurun, ben nefret ettim. Hep aynı şeyi söylüyorum. Bu sanki bir tek filmdi de çok sevilince ilk film, hadi bir ikinci film yapalım demişler gibi bir twist hissediyorum. Bu biraz şeye benziyor. Bir tane olmaz öyle saçma şey yaparsın, sonra çok, tutunca çok bir sürü yaparsın. Evet. Neye benziyor? Sanki öyle olmuş. Yani ona benziyor. Bu Rıfat Ilgaz'ın aslında bir mizah dergisine yazdığı öykülerle başlıyor. Öyküler çok tutunca Rıfat Ilgaz onları kitap haline getiriyor. Kitap da çok tutunca tiyatro oyunu yapılıyor aslında. Zeki Adas ve Metin Akpınar özellikle çok bilinir. Tiyatro oyunu da çok tutunca dönemin ünlü sinemacılarından Ertem Eğilmez, Arzu filmin sahibi ve yönetmeni aynı zamanda. O da tutunca Metaverse'de bir şey yapılıyor. Tiyatroya geliyor. Bunları öneriyor. Metin Akpınar şeyinde de anlatıyordu. Kabare yapıyorlar. O sırada yapılmamış bir şey Türkiye'de. Hababam kabaresi mi yapıyorlar? Bir kabareleri var. Orada çeşitli oyunlar oynuyorlar. Hababam da onlardan biri. Hababam'ı da oynamışlar yani. Bayağı tutmuş. Haftalarca oynanmış. Ertem Eğilmez onları oynatmak istiyor. Fakat Kelase ile Metin Akpınar o sırada bayağı star olduğu için kabul etmiyorlar. Daha doğrusu parada anlaşamıyorlar. Ertem Eğilmez de daha başka bir metotla aslında ilginç bir şey yapıyor. Gazeteye ilan veriyordu sanırım oyuncu seçimleri için. Evet, Arzu film bugünkü BKM gibi bir şey aslında o zaman. Elinde bir sürü oyuncular var. Gördüğünüz bütün filmdeki oyuncular aslında neredeyse kadrolu oyuncuları. En önemlileri Tarık Akan, Kemal Sunal, Talit Akçatepe, bütün onlar ekip zaten. Adile Naşit, Münir Özkul zaten çok yakın arkadaş. Zeki Alasya ile Metin Akpınar'ı bu formüle uyduramayınca yani pahalı kalıyor. Gazete ilanıyla insan arıyor. Bütün o sınıfı gazete ilanıyla oluşturuyor. No name'lerle yapıyor yani. Ben şey gördüm. Kemal Sunal'ın canlandırdığı İnek Şaban rolü gibi birkaç rolü sonradan senaryoya eklemişler. Sırf bu adamların rahatça oynayabilmesi için. İnek Şaban kitapta da var da karakteri biraz değiştiriyorlar. Kitapta İnek. Güdük Necmi İnek. Kitabı okuyanlar var aramızda. Herkes sizin gibi değildi o bey. Çok az okudum da evet yani o benim çok hoşuma gitmişti o karakterlerin o isimlerle olmaları. Ama karakterler değiştirilmiş aslında. Yani İnek, evet, evet. Şaban aslında inek bir karakter. Yani inek biliyor musunuz onu? Çalışkan. Çalışkan anlamındadır. Orada öyle değil. Filmde öyle değil. O böyle trene bakan öküz daha çok. Ah canım. Bir de şey Kemal Sunal'a doğaçlaması için izin verilmiş. Birinci filmden sonra çok tutunca bir de o aralarından en çok o sıyrılıyor çünkü. Yani acayip bir tipoloji var ya. İnek Şaban'la baya kariyer yapıyor yani. Evet. Kimisi YouTube'da kariyer yapar, kimisi de İnek Şaban olarak kariyer yapar. Ben filmin devamı olmasının şöyle bir açıklaması olduğunu düşünüyorum. Hababam sınıfı gibi filmlerin daha fazla olmasını isteyen ve bunu öngören bir yapım ekibi daha fazla yapmış olmak istemiş olabilirler. Yani efendim? Çıkaramadım bir daha. Ya şey gibi hocam. Ya ilk yapılmış olduğu için. Evet. Tamam, ne diyorsun çocuğum? Sonra yani ya bu çok iyi oldu. Aynı aslında Duygu'nun dediği gibi. Bundan daha fazla yapalım, bunu çeşitlendirelim olmuş. Girdiği tarihte Türk sinemasının olduğu hali anlamak lazım. 70'lerde büyük bir değişim oluyor Türkiye'de. Fakat Hababam sınıfı neyi kesinlikle bilmiyor biliyorsunuz değil mi? İngilizce mi? İngilizce bilmiyorlar. Asla evet. Ve o zamanlar Cambly de yokmuş. Cambly. Cambly. Hi Darren. How are you? Fine thanks and you? I'm doing very well thank you. So you live in Turkey. Yes, I have been living here for about a year and a half now. But you are from States, right? Yes, that is correct. So what do you think about Turkey? Çok güzel. Çok güzel. So how long have you been here? About a year and a half. So what do you do? İngilizce öğretmen. İngilizce öğretmen. On Cambly every day. This is your only job. I mean, it's not a side job. No. So why did you come here? My wife is Turkish. Ah, I your came wife here is Turkish. For love. What do you think about Cambly and Turkish students about education? If I didn't like Cambly, I wouldn't still be doing it. So Cambly is definitely working out for me. How many students do you have? Oh, uncountable. I have lots and lots of students. It's a good program. I definitely see in my students their progress over time. It's good certainly for all levels at their English ability. I mean, I have people from all over Turkey, from Istanbul to Mardin to Sinop. So
I think it's a really great program. What are the levels of your students? I have students of all levels, from very basic low-level students to students who are in the middle of getting their PhD. Everything from, hi, how are you, to talking about current political situations in Turkey and other places. So That's great. It's enjoyable even for you, I guess. Yeah, it makes it much more enjoyable that way, to have a nice variety of students, definitely. Do you watch Turkish films? I have seen a handful of Turkish films. Is there any chance that you saw Hababam Sınıfı? I have not seen this film. I know this has Kemal Sunal. Sunal. I know this guy. Ah, you know this guy. He's very popular. In US also, high school is very important part of your life, I think, right? Yeah. So you remember your high school days? How was it? It was not so enjoyable, but I certainly remember it. So Black Friday, what does it mean? It has some religious connections to it, but much like Christmas, it sort of lost all of those connections. I believe it's going to be, let's see, on the 26th, because Thanksgiving always falls on the last Thursday of the month of November. So that'll be on the 25th. So Black Friday is next week on Friday, the 26th. So it's an American tradition. Yes. Spend as much as you can. Basically, yep. It's sort of your last effort to get big sale stuff before Christmas. Okay, Darren, it was very nice to have you. Ben de memnun oldum. Thank you and see you. İyi günler. We'll see you. Bye. Duygu? Hocam? Black Friday nedir biliyor musun çocuk? Hocam, Black Friday indirim günleri olarak. Cambly'de de Black Friday indirimleri varmış, inanabiliyor musun? %60'a varan indirimler. 60 mı? 50 bile 60. Değil. İnanamıyorum hocam. 40 değil. 50 değil. 60. 60. Bayağı büyük ya. Yılın en büyük indirimi falan olabilir mi? Türkiye'nin en çok tercih edilen ve en çok native öğretmene sahip İngilizce kursuna katılmak istemez misiniz? Hocam peki Cambly. Kel Mahmut var mı hocalar arasında? Black Friday'de şimdi gidip de ne bileyim ben bir tane büstiyer mi alayım, yoksa gidip Cambly'den İngilizce eğitim mi alayım yani? Sanırım Cambly'den eğitim alsan daha iyi olur. Tabii ki Cambly'den eğitim alacak. Kesinlikle. Yani bir kere kendinize böyle bir iyilik yapın be. Şey çok iyi. Evden çıkmıyoruz ya bunları yaparken. Zaten evden çıkmamak çok güzel. Bayılıyorum yani. Pijamanla İngilizce öğreniyorsun. Harika. Benim zamanımda yoktu böyle şeyler. Hayatın sizin için bir şeyler yapmasını beklemekten vazgeçin ve siz kendiniz için bir şey yapın. Hala denemediyseniz 60'a babam kodunu kullanarak deneme dersi yapabilir ve ayrıca indirimde kazanabilirsiniz. Lütfen Cambly'yi deneyin ki onlar da bize sponsor olsunlar ve bu programlar devam edebilsin. Sadece bir kahve parasına abonelikler var. İncelemenizi öneririm. Araştırmanızı öneririm. Çocuğunuz varsa bizi seyredenler arasında, onların da çocukları Cambly'ye katılabilirler. Cambly görüşmek üzere. Çocukken İngilizceye başlamak tabii ki daha iyi. Aksan maksan da. O dönemin ruhunu anlamak lazım dedik en son hocam. Türk sinemasının birkaç dönemi var. Bunlardan en karanlık olanlarından biri 70-80 arası, daha doğrusu 71-81 arasındaki dönem. Aslında en çok filmin çıktığı dönem değil mi? Evet, ama tabii nicelik nedir, nitelik nedir Mina? Biri sayısal, diğeri kaliteyle ilgili. Bravo. Yılda 250 film falan yapılıyor 70'lerde. Fakat 60'larda sinema aslında altın dönemini yaşıyor. En iyi filmler 60'larda çıkıyor. 70'lerde bir şey oluyor. Ne oluyor? Şaka yapmayı keşfediyorlar galiba hocam, öyle bir şey mi? Yok. Devrim var hocam. Devrim de. Pardon, da darbe. O var da evet, başka bir şey var. Çok önemli bir şey. Sizin de okuduğunuz bir şey. Sinema ve televizyon geldi ulan. Televizyon ne demek? Televizyon olarak ikiye ayrılır. Evet. Vizyon görüntü değil mi? Evet. Telede işte mobil gibi bir şey yani. Uzak. Uzak demek. Tele lens var ya. Türkiye'de 71'de galiba ya da 71 sonlarında başlıyor deneme yayınları. Sizinle birlikte geliyor televizyon, evet, dünyaya. Doğduğumda. Türkiye'de biliyorsunuz olaylar çok hızlı gelişir. Evet yani. Hocam, her gün gündem değişir. Her gün yeni bir şey. Seneye YouTube olmasa hiç şaşırmam yani. Onun için hani hazır varken bizi seyredin. Kanalımıza abone olun. Çünkü seneye olup olmayacağını bilmiyoruz. Televizyon gelince nedense insanlar bir anda sinemaya gitmekten vazgeçiyorlar ve bir kriz başlıyor. Bu arada 71'de darbe oluyor. Daha doğrusu muhtıra. Muhtıra ne demek? Darbe. Geçici ele alma görevi. Olağanüstü hal. Puh! Mektup veriyor. Yani askeri yönetim tam olarak el koymuyor ama bir mektupla ya da bir bildiriyle peşit. Şunları şunları yapacaksınız diyor. Ona muhtıra deniyor. Dünyada da bu arada ortalık bayağı karışık. 68 olayları çıkmış. Yani 70'ler bayağı krizli yıllar dünyada. Ben de dünyaya geliyorum işte o sırada. Kaos olarak bir anda doğuyorsun. Kültürel devrim oluyor ya 60'ların sonunda dünyada. O tabii Türkiye'ye geç geliyor. Sağ sol kavgası başlıyor. Yani karma karışık bir 10 yıl 70 ile 80 arası zaten iki darbe arası diye geçer. Bir muhtıra üstüne bir darbe, bir muhtıra üstüne bir darbe şeklinde. Bu arada bir şey daha oluyor. Türk film distribütörleri Amerikalılara borçlarını ödemiyorlar. Dolayısıyla Hollywood bunlara film vermemeye başlıyor. Bir anda film sıkıntısı oluyor ve seks filmleri furyası başlıyor. Sayı o yüzden çok yüksek, yani üretim sayısı çok yüksek ama filmlerin muhteviyatları o kadar
şey değil. Bir sürü oyuncu çekiliyor sinemadan falan. Bayağı bir işsizlik dönemi oluyor. Yani karman çorman bir dönem aslında. Hababam sınıfı tam işte o döneme denk geliyor. 74'te. Aslında beklenmedik bir başarı kazanıp 28 hafta gösterimde kalıyor. Ha, insanları tekrar sinemaya çeken film mi? O boşluk. O dönemin mucize filmi sayılıyor, evet. Yani normalde kimse sinemaya gitmezken. Peki Hababam sınıfı bir yayınlandı. İnsanlar sinemaya gitmeye başladı ya, sonra başka filmler, kaliteli filmler çekilmeye başladı mı aynı zamanda? Hababam sınıfına dayanarak değil tabii ki. Ama o sırada mesela şeyi çekiyor işte, Yılmaz Güney'in filmleri çekiliyor. Hı. Hocam şeyi merak ediyorum. Mesela Stanley Kubrick Shining'i yaparken Stephen King bunu onaylamıyor. Bok gibi çektim, benim filmimi onaylamıyorum falan diyor ya. Rıfat Ilgaz da dedi mi hiç Ertem Eğilmez'e? Diyor, eğilip çok böyle. Araları kötü. Eğilip, çok eğilip kötü olmuş mi? Diyor değil mi? Ertem kulağını. Eğilmez ya hani. Vallahi. Hocam şaka yaptım. Wow. Sen bunu bilerek mi soruyorsun? Çünkü kavgalı öldüler. Evet. Yani Rıfat Ilgaz hiçbir zaman beğenmiyor filmleri. Hep de böyle bu yazarlar lan. Bir şey de benim de. Ama galiba bak, filminiz çekildi ya. Rıfat Ilgaz bayağı siyasi bir figür aslında. Sol tandanslı biri. Ertem Eğilmez'in alakası yok. Ertem Eğilmez tamamen. Aslında işin ticaretinde. Bu arada çok ilginç bir adam o da. Bir sürü iş yapmış. Langırt makinesi getirmekten tut da yayıncılığa kadar falan bir sürü iş yapıp bir ara çok zengin olup sonra batıyor falan, sinemaya giriyor Münir Özkul'un yüreklendirmesiyle. İlginç bir şekilde bazı şeyleri çok iyi çözmüş bir adamdır. Yani seyirciyi nasıl elinde tutacağını biliyor. Ve tabii ensemble deniyor ya, Succession'da da konuşmuştuk. O büyük kadro çok zor aslında öyle bir filmi yönetmek. Yönetmenliğini boş ver. Yani o kadroyu bir arada tutmak, ki zaten tutamıyor. Tarık Akan ikinci filmden sonra ayrılıyor. Sonra Halit Akçitepe gidiyor. Sonra Kemal Sunal galiba en çok o kalıyor ama bütün kadro değişiyor sonlara doğru. 5 film yapıyorlar. 6. Ama o dönem mesela Şevket Altular, Şener Şen, Badi Ekrem. Bütün oradan bir sürü yıldız çıkıyor aslında ve onlar kendi yollarına gidiyorlar. Diyeceğim yani, o ekibi bir arada tutmak çok kolay değil. Onları çok iyi beceren, iyi bir patron olduğu için, ticaret kafası da olduğu için. Rıfat Ilgaz'ın kitabı sen okudun. Başka okuyan var mı? Puh! Ya aslında kitap gibi değil. Anılar gibi. Yani Rıfat Ilgaz kendi yaşadığı anıları, bazı acı tatlı olayları günce halinde yazmış. Nasıl bu kadar güldürebilen bir şey yazmayı başardınız diye sorulunca o da şey diyor. Aslında ağlanacak halimize gülüyorsunuz demiş. İdamlar işte dükkanların açılmasına yakın zamanda yapılırmış. Birisi O Ne Diyor'yu okumuş. O Ne Diyor mu? Vardır böyle O Ne Diyor'da. Evet. Babam sınıfı hakkında bilinmeyen gerçekler. Evet. Oradan mı okudun? Yok. Nereden okudun? Hatırlamıyorum. İşte O Ne Diyor'dan hatırlamıyorum. Kaynak bulmak çok kolay değil bu arada o filmlerin yapımıyla ilgili. Onun için seni kınamıyoruz. Bir defa telif hakları sorunu yaşıyorlar. Yani birinciyi alıyor ama ondan sonraki filmler bir daha Rıfat Ilgaz'a bir şey sormuyorlar. Hatta hiç para alamadığını söylüyor Rıfat Ilgaz bir röportajında. Hatta açıldığı zaman sinirlenirmiş. Kapatın şunu falan. Bir de daha toplumsal gerçekçi içeriği alıp Ertem Eğilmez inanılmaz sulandırıyor. Ve bildiğimiz... Ama Münir Özkul bir noktada toplumsal rolü üstleniyor ya. O yine de bir noktada tatmin etmiş olmalıdır yani. Etmemiş. Onlar da toplumsal gerçekçi değil şey ya. Didaktik bir takım şeyler söylüyor. Tirat atıyor. Yani. Öğretmenlik yapıyor aslında. Anadolu'nun pek çok kasabasını geçti. Evet. Öğrencilerim beni sevmez. Doz gittikçe azalıyor zaten. İlk filmde daha ciddi sahneler daha çokken gittikçe azalıyor. İkinci filmde bir kadın edebiyat öğretmeni geliyor. Ha, evet. Daha temel bir şey konuşalım mı? Nasıl buldunuz filmi? Ya ben ilk filmi çok beğendim gerçekten. Diyalogları... Sen ama her şeyi çok beğeniyorsun. Hayır, sen Umut'u da beğenmiştin. Yani o kadar kötü geldi ki sonrası. Ha, ama ilk film de iyi değil. İlk filmdeki diyalogları ben çok beğendim hocam. Yani hepsi bir amaca hizmet ediyordu bence. Hiç boş yoktu. Ama ondan sonra çok dağıldı. Sahne tasarımını çok beğendim. Yani Hababam sınıfının izlenir kılan şey benim için giyim kuşamları, kostümler, ortam ve... Ama o dönem öyleydi zaten. Gerçekten öyle miydi ya? Ben özellikle yapılıyor sandım. O... Nasıl lan? 70'lerde öyle giyiniyordu insan. O İspanyol paçalı. Ya o neyin derdindesiniz? Yani, konu tabii benim izleyeceğim bir şey değil ama Kemal Sunal yani. Senin bir izleyeceğim bir şey değil. Lan burası Hababam sınıfı gibi sürekli. Niye senin izleyeceğim bir şey değil? Bildiğimiz şeyler yani. Bildiğimiz şakalar. Bu ne demek ya? Sonuçta şu an izleyince çok güldüren şeyler yok ama Kemal Sunal'ın o... Ha, siz Kemal'e gülün. Böyle dursun herif böyle. Aptal aptal dursun ona gül. Adam böyle ne güzel şakalar yapmış işte. Hiç doluyoruz bazen yani ne bileyim. Hepsi aynı anda kalkıyor. Hayır ben yaptım falan diye. Bu filmi ilk defa mı gördün? Hayır daha önce görmüştüm ama televizyon izlerken bir anda karşıma Don diye çıkan filmlerden biri. Ne hissediyordun çıktığında? İrade. Annem izlemek zorunda bırakıyordu beni. O izliyor diye ben de izliyordum yanında falan. Hepimiz öyle olduk hocam. Evet, öyle evet. Mi? Tabii hepimiz o şekilde biz öğrendik. Biz kimse açıp daha babamı izleyelim dememiştir herhalde. Evet. Ne yapabiliriz yani? Bu konuda? Ne yapabilirim sizin için? Hocam film hakkında konuşalım. Evet ben de ona çalışıyorum.
Buyurun. Benim şarkılar içinde, filmler içinde, kitaplar içinde böyle bir genel bir tanımım var. Beğenmediğim zaman yoğurt gibi derim. Başı da aynı, sonu çok da aynı. Dişe bir şey gelmiyor. Yiyorsun ya. Ne yoğurdu. Kadar ileri düzey bir yorum oldu. Hani film de bana o şekilde geldi. Oğlum bu filmin çok hayranları var. Bak ciddi linç yersiniz ha. Hocam çok güzel film. İzledik. Aptal yani. Konuşmayın. Mesela ilk filmden itibaren sadece 3. filmdeki gençliğe hitabe sahnesine kadar ben hiçbir şekilde Hababam sınıfını aa ne yaptılar ya, nasıl böyle bir şey yaparlar demedim. Yani? Yani beni hiç şaşırtmadı. Film başladı. Arkada yani bizim yemek yerken izlenecek içerik dediğim şey var. Ona dönüştü benim. Aa evet falan. O ya. Gerçekten bu arada full yemek yerken ve bir şeyler içerken falan izledim. Yani senaryoda aslında şaşırtan hiçbir şey yok demeye çalıştım. De çok formül değil miydi? İlkinin formülü diğer. Yani onlar takılır. Ulan şuraya gelir. Ertem Eğilmez gelse öldü tabii ama. Olur. Sizi sopayla kovalar var. Sen ne diyorsun? Hocam, arkadaşlar pek anlamıyor galiba. Her sahnesi kendi başına bir skeçti. O yüzden bir bütünlük kurmakta zorlandım izlerken. Tek başına komik sahnelerin bir araya gelerek Kemal Olsun gibi Fluze'de izleyebilirsiniz. İşte bir araya gelince çok fazla bütünlük olmadı ve sahne geçişlerinde kurgu atlıyor böyle. Yönetmenin şey dediği çok belli. Şimdi hep beraber aynı anda döneceksiniz ve kamera oraya geçecek falan. Çok çok basit her şey. Bilmiyorum, iyi bir şey söyleyelim arkadaşlar ya. Bıyıklı adam hoca son filmde geliyor. Bıyıklı filmin hoca. Başında dördüncü edebiyat hocası. Sonra adam yarım saat yok oluyor. Hani öyle bir karakter vardı. Sonra kızlar geliyor. Sonra bu iki yani o kadar. Sen dördüncü filme kadar geldin mi? Geldim. Hocam ilk filmde Ayşen Guru da bilgi yarışması sunuyor. Sonra öğrenci olarak geliyor. O çok iyi bir detay. Nasıl oluyor bu yani? Ben bunu... Böyle hikaye çok ya. Mesela Akil Hoca var ya felsefeci. Aa hiç anlamamışsınız siz ya. Çok komik. Durun da size Hababam sınıfını anlatayım. Hiç anlamamışsınız hocam. Abi. Evet Hababam sınıfını Hababam sınıfı yapan ne pardon ben onu merak ediyorum. Sinemacı şeyiyle. Çok yani. Derin metin var orada. Bir defa şunu görmek lazım. Tabii ki çok ilkel yani film. 74'te gülünen bir şey oğlum. 45 seneden bahsediyorum. Niye gülmüyorum deyince bana kızıyorsunuz? Ama şunu anlamak gerekiyor. Niye bu filmler böyle kalmış? Ona bir cevabınız var mı? Yani niye konuşuyoruz hala bu filmleri? Şu ilktir yani. Damga vurmuş zamanında. Şu etkili olmuş olabilir. Yani 7'den 70'i herkesin ailecek izleyebileceğim bir içerik. Şimdi bile denk gelince çok rahat gönüllülükle izleyebiliyoruz. Sevişme yok, öpüşme sağcı yok. Sağcı da solcu da izler. Belki ben etkili olabilir. Benim bir fikrim yani. Var o konuda. İçinde seks sahnesi olmadığı için izlendiğini iddia ediyor. Hababam sınıfının sonradan yeni jenerasyonu yapıldı ya Şafak Sezer vesaire gibi isimlerle. Bundan birkaç yıl sonra da onların bize eski Hababam sınıfı tadını vereceğini düşünüyorum. O çıktığında yok. Da sevmiyorduk. Oldu işte sevmiyorduk ama bize değil başkasına yani bizden küçüklere gibi düşünebiliriz. Bu bir iddia evet. Yani diyorsun yani... ki Recep İvedik de öyle olacak. Aynen yani ne kadar eskirse o kadar softlaşıyor aslında ve herkes izleyebiliyor oluyor. Bu dediği temelli bir önerme. Argümanlı. Temelsiz tabii canım. Temelsiz. Neden temelsiz biliyorsun? Öznel bir yani. Çünkü... olabilir mi? Tamamen uydurma çünkü. Öyle olsa dediğin önerme doğru olsa bütün eskiyen filmler öyle olurdu. Görüşmek üzere. Evergreen yani ürettiğiniz içerikler gibi Flu TV'de. Hala izlenebilir kalabiliyor. Yani ne kadar biz okey değil desek de şu an benim çocuğum olsa, onun torunu olsa, onun çocuğu da izleyebilir ya babam o yüzden değil ya mi? Bir... Evet ama neden? Neden izleyebilir? Şimdi seks sahnesi olmadığı için değil. Tamam ama neden? Hayır neden? Senin bir fikrin var mı? Lan bu çocuk cevaplarsa hepinizi koyacağım bunu alacağım. Zamandaki şeyi eleştirdiği için olabilir. Ne bileyim eğitim sistemini falan eleştiriyor ya. Çünkü sen hala mi? Türkiye aynı düzeyde. Buldum hocam. Herkes kendi Allah lisesini Allah. Görüyor. Klişe arkadaşlar klişe. Fıkra gibi film aslında ve şey demin bir takım mantıksal eleştirilerde bulundunuz ya. Ayşen Guru'da niye geldi falan. Oğlum film zaten çizgi film gibi. Yani bir film değil o. Bir takım komik durumlar yaratıyor ve kendini ciddiye almıyor aslında. Yani hani o soru manalı değil. Çünkü o kadar çok saçmalık var ki o anlamda. Yani zıplayıp gitmeleri işte alttan tünel kazmaları falan. Yani kazdıkları tüneli gördünüz mü abi bayağı. Maden, maden. Baya şey. Maden de orası yani. Yani şöyle bir şeye geliyoruz. Bir şeyi anlatmak için birkaç yol vardır ya. Ya çok ciddi olarak anlatabilirsin. Narasyon yani bir şeyi anlatma tekniğinden bahsediyorum. Hababam sınıfı kendine ciddiye alan bir film değil. Yani filmin bir şaka olduğu belli zaten. Aynı şekilde oyuncuların da 35-40 yaşında adamların orada oturuyor olması. Bir nevi masalsı aslında film. Yani hiçbir şeyi yok. Gerçekçilikle bir alakası yok filmin. Dolayısıyla narasyon böyleyken sen ona şey diyemezsin yani. Niye Ayşen Guru'da çıkılayamazsın. Her şey olabilir yani. Ama ilk filmden sonra böyle oldu. İlk film böyle değildi. Aslında ilk film de öyle. Evet o kadar değil çünkü anladığım kadarıyla ilk film çok tutunca büyük baskı oluşuyor. Bir de şunu anlamak lazım. Hep söylüyorum sinema bir iş ya. Bazı arkadaşlar bunu anlamakta güçlük çekiyor ama sen bir şey yapmışsın. 28 hafta kapı baca kırılmış. Bütün salonlar full çekmiş. Ben yok abi tabii bunu yapmayacağım. Yani yapmayacağız biz bunu. Der misiniz siz? Asla. Fluze'ye de şimdi olsa öyle bir şey. Bu arada Fluze'ye çok benziyor ya. Bir narasyon yok ama
kendi içinde bir şey, şaka tamamen, dalga. Bir de Umberto Eco'nun güzel bir yazısı vardır. Casablanca'da Humphrey Bogart oynuyor. 50'lerdeki en meşhur Amerikan filmlerinden biri. O film de çok mesela referans verilir, çok konuşulur. Aslında o da karikatür gibi bir filmdir yani. Umberto Eco'nun yazısı da şeyi anlatıyordu. Film yapılırken yazılıyormuş senaryo. Ve akla gelen en klişe şeyler, en büyük kiçlerle yazmışlar senaryoyu. Bir yerden sonra bu kadar çok kiç şey, bu kadar klişe arka arkaya gelince artık Ömer'in deyimiyle börek gibi oluyor ya. Yemesi çok zevkli hale geliyor. Peki bu formül günümüzde de uygulayabilir miyiz? Bulsak. Bu YouTube videosu yapsak, YouTube videosu olarak. Bir formülü... İşte onu diyecektim. Bu tür filmler sinemasal olarak analiz edilemez aslında. Yani bu şey, fenomen bu. Bir kuşağı tanımlayan filmler. Bunun filmin iyi olmasıyla da alakası yok. Yani iyiliğinden, kötülüğünden bağımsız şeyden bahsetmiyorum. Böyle başka filmler de var. Mesela Back to the Future de öyle. Siz ona da yetişmediniz. Biliyoruz hocam hep. Deep Turkish Web gibi. Onu evet 20 yıl sonra anlayacak. Ama tabii Hababam sınıfı geleneksel bir şey. Tamamen aile değerleri, birliktelik, arkadaşlık, eğitim. Ben eğitimciyim, ah ölüyorum falan. Tüccar, müdür mesela, müdür karakteri. Bir veliden bahsederken direkt müşteri dedi ya. Hani her konuşmasında öyle diyor zaten. Durdurun bu rezaleti. Bayılırım o sahneye. Mahmut Bey, okulumda neler oluyor? Hocam niye müdür yardımcısı müdürden daha yetkin ve ortada? Ya müdür değil o aslında. Okulun sahibi o adam. İşletmecisi yani. Müdür diyorlar ona ama tabii Milli Eğitim Bakanlığı da bir tane gerçek eğitimci koyman lazım ya okulun başına. O onun için getiriyor ve şey cimri olduğu için zaten birinci filmde anlatıyor. Hep yaşlı hocalar alabiliyoruz. Evet. Fakat mesela o yan karakterler çok iyi. Hocam bir öğretmenler odası sahnesinde oturuyorlar. İşte unutulmuş hocalar. Yani. Şeye benzedi o an. Eşkıya filminde otelin lobisi vardı ya. Karakter olarak hepsi artık süresi dolmuş, ölmeyi bekleyen. Expire etmiş. Ya siz ne pis insanlarsın. Demin önemli bir şey sordu. Biz yapabilir miyiz dedi. Yapabilirseniz ben Ertem Eğilmez diye çok okeyim. Paraları saymak. Ertem Eğilmez öyle bir mesela yönetmen hakkında birkaç dedikodu yapalım isterseniz hocam. Ertem Eğilmez erken öldü aslında. Tüccar mıymış hocam? Eğitimci mi? Eğitimci değilmiş anladığım kadarıyla. Şey iddiası var, yapmak istememiş ikinci, üçüncü filmi ama yani 2, 3, 4, 5, 6'ya kadar gittiğine göre sonra biliyorsunuz oğlu tekrar devam filmleri çekti. Şimdi bir daha çekiliyor gibi bir dedikodu yayılıyordu ama. O bitmez o, hep bir daha çekilir. Ya Hababam sınıfı Metaverse yapalım hakikaten. Metaverse diyorsun ya doğru. 70'lerin Türkiye'sini düşündüğün zaman o derece iş yapan film yok 70-80 arası. Herkesin zihninde var ya o kapı, o adamın içeri girişi, Münir Özkul'un halleri, Kemal Sunal falan. Yani bir döneme seni direkt ışınlıyor ya. Tabii bu arada en başarılı şey müziği aslında. Evet. Melih Kibar'ın o müziği. Her yola gelen müzik. Down, 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 down. Acılı. Çok down, iyi. Down, down, down. Daha hızlı çalınca neşeli sahneleri. Hocam her sene bir tane çekmişler bu Hababam sınıfını. Paraları oluyor herhalde. 81'e kadar gidince. Çekiyorlar galiba. Hatta bir senede iki tane mi çekmişler bir ara? Evet. Şimdi tuttu ya ilk film. Daha çok paraları oldu ama herhalde. Ama en çok iş yapan ikinci film. Halbuki kötü filmlerden biri o. Evet. Hababam sınıfı sınıfta kaldı. O kadın var ve Badi Ekrem. Edebiyat öğretmeni var. O kadın? Ha. Edebiyat öğretmeni. Sonra bir daha yok. O kadına büyük gıcık oldum ben. Ertem Eğilmez'in de parası var artık. Ertem Eğilmez zaten sonra. Zaten var. Arzu film zaten zengin. Sonra neler çekti bu adam? Şimdi komedi tuttu. Bir 10 sene aldı götürdü. Sonra hüzünlü bir döneme mi geçti Yeşilçam? Ne oldu? Yok 80'de tekrar darbe oldu. Türkiye. Tabii eş zamanlı filmler de çekiliyor değil mi hocam? Şeyle Hababam sınıf bile işte Tosun Paşa gibi falan. Arzu film senede 7-8 film çeken bir yer. Tosun Paşa vardır. Süt Kardeşler. Süt Kardeşler Neşeli vardır. Günler. Neşeli Günler. Bir sürü yani onun dışında da bir sürü filmi var. Sürekli film üretmek zorundasın. Pazar var yani hep onu diyorum ya içerik hani bugün çok moda oldu ya o laf. İçerik. Bir lafı yok o zaman içerik diye bir şey. Film mi abi? Film vereceksin. Yani Adana'da millet film bekliyor seyretmek için. Dolayısıyla şey şansın yok yani. Ben abi çekmeyeyim bu sene biraz dinleneyim falan. İşte o yüzden bizim aileyle Neşeli Günler bu kadar karıştırılıyor. Aynı film gibi gözüken. Aynı kadrolar çünkü. Aynı kadro. Şey yani Adana'daki adam film beklediği için. Türleri farklı. Biri melodram öbürü komedi. Sanki toplamda böyle 30 oyuncu falan varmış gibi o dönem. Öyle miydi acaba? Yani bütün Türk sinemasında. Ya 30 değildir ama Türkiye'de toplam film çekmiş yönetmen sayısı bir ara 300'dü. Yani 90'ların sonuna kadar. Ama o 90'dan bugüne herhalde 1300 kişi daha çekmiştir ama tek filmi olan yönetmenler çok. Hiç filmi olmayanlar var. 44 film çekmiş mesela Ertem Eğilmez. Az sayılır Türk sineması için. Ama dünya için korkunç bir şey 44 film. Esas seveceğiniz başka bir olay oluyor. Bunlar şeyle birbirlerine giriyorlar ya. Fatıl Gazlım. Tarık Akan'la da birbirlerine giriyor. Tarık Akan ikinci filmden sonra ben bir daha oynamayacağım diyor. Politik filmlere geçiş yapıyor işte. Yol.
Paul. Yavuz Özkan'ın Maden filminin prodüktörlüğünü yapıyor falan. Yani kendisi bir şeyler yapmaya başlıyor. Fakat Ertem Eğilmez bunu piyasadan silmek için bunun filmlerini almayacaksınız diyor Anadolu'ya. Hani şeydi hocam, ölen oğlunun ismini koymuştu. O zaman öyleymiş sonra. Yine şeyi anlamak gerekiyor. Yani pazar belirliyor. Arzu Films'in büyük gücün var. Elinde o filmler olduğu için ve o kadro olduğu için. Diyebiliyorsun ki benim filmlerimi istiyor musun sen kardeşim? O zaman şunları da alacaksın. Şu filmi de almayacaksın. Tarık Akın'ın filmini almayacaksın diyebiliyorsun. Bugün de bu var aslında. Bir mafyalaşma. O yüzden size gelen programcıların dışarıda iş yapmasını istemiyorsunuz hocam. Ertem Eğilmez. Aptal herifler. Yani şunu demek istiyorum. Üretim modellerini anlamadan sinemayı anlayamazsın. Ki ben süper fikirler bulacağım, film çekeceğim zannediyorsun. Aslında öyle değil. Arz ve talebi kontrol ettiği için sen oraya dışarıdan giremezsin veya oradan çıkamazsın. Yani bir mafyalaşma tırnak içinde lafı. Ne anladınız bilmiyorum ama çok ince mesajlar veriyorum aslında. Siz nasıl buldunuz hocam? Filmi çocukluğumdan beri ben de binlerce kere seyretmişimdir ama yine açıp bakıyorsun ama bu sefer biraz 2X'de izledim. Dolayısıyla ama 2X'de de iyi izleniyor. Gittikçe daha da izlenilmez geldi mi? Evet. Hocam şu dublaj işi çok zormuş ya. Ya evet, bu arada ya. Çok komik. Bir sürü karakteri Şener Şen seslendiriyor, fark ettin mi? Kapıcı Şener Şen birinci filmde. Şişman uzun saçlı bir oğlan var, onu da Şener Şen seslendiriyor. Ona kendi geliyor biri. İkinci filmde kendisi de geliyor. Çok iyi bir rol değil mi hocam? Bu karakter çok. Ya Badi Ekrem, evet ben. Keşke bir spin-off yapsaymış. Ama işte bu Recep İvedik'e çok yerden yere vurdular ya. Bu film değil, skeç diye. Aslında dediğin doğru. Hababam sınıfı da skeçlerden oluşuyor. Oldu mu? Hababam sınıfının saçma sapan devam filmlerini yönetmiş. Hocam onları izlediniz mi? Yok, izlemedim. Ben öldükten devam sonra filmleri. Siz de olmaz öyle saçma şeye devam edersiniz. Birisi sordu 80'lerden oldu diye. Darbe olduktan sonra seks filmleri tamamen yasaklandı. Onlar yasaklanınca döngü durdu ve inanılmaz kötü duruma düştü Türk sineması sayı olarak. Dünyanın en çok üreten 5. sinemasıydı 70'lerde. Bir anda senede 20 film, 10 filme falan düştü. Ben sinema televizyona girdiğimde o durumdaydı. 30 film falan çekiliyordu. Şimdi yine çıktı. Ama yani bütün dengeler değişti 80'de. 90'larda yeniden dirildi. Hocam şeyle, siz de az değilsiniz. Eşkıyayla. Piyasayı boş bulunca girmişsiniz sinemaya. Yanlış zamanda girdim. Sinan Çetin'in Berlin ve Eşkıya filmleri tekrar dirilttiler. Tekrar sinema bir geri geliş yaptı ama şu anda garip bir durumda. Siz Dune'a gittiniz mesela, ben gitmedim. Nasıldı? Gidiyor. Şu an Türkiye'de biliyorsunuz bütün sinema Netflix'e devredildi. Yani ne olacak, sinemaya gidecek mi insanlar? Dune dolu muydu mesela? Hayır. Yok, yarı yarıya. Sinemadaki filmler artık hep bağımsız festival filmleri falan oluyor yani tamamıyla. İKSV'de yarışan ve kazanan filmler artık vizyona giriyor. Yani şey yok, Netflix'e çıkan filmler yok. Şimdi Netflix sinema salonları açacak. Amerika'da başladı. Bazı filmleri oraya kanalize edecektir ama dünyada bütün sinemayı Netflix ve benzerleri ele geçiriyor. Yani ne olacak? Bundan sonraki 10 yıl epey eğlenceli olacağı benziyor. Bu kötü bir şey değil bence. Neden? Arzu filmin çok büyüğünü düşün. Dünya çapında bir arzu film. Skala geniş yani. Kısıtlayacağını sanmıyorum. Tek yer her zaman problemlidir. Yani orijinal içeriklerine baktığımızda özellikle yurt dışındaki içeriklere çok az sansür var aslında, öyle görünüyor ya. Sansürden bahsetmiyorum. Mesela işte ana konumuza bağlarsak arzu film ekolü vardır Türk sinemasında. Aile, komedi, büyük kadro. Yani ben diyorum ki işte Netflix öyle olmaz. Netflix'in de aslında arzu film gibi değil ama onun da bir ajandası olabilir. Gay oynatalım, bir tane feminist yani olsun. Yani ben demedim, sen dedin. Gay meselesi değil de yani bir dünyaya tek bir bakışın hakim olması enteresan bir durum. Yani bütün YouTube kanalları Flu TV'ye bağlanmış gibi oluyor. Çok garip olmaz mıydı? Hocam ben çözdüm olayı ya. Biz film yaparken, video yaparken karakter çıkartmamız gerekiyor. Bizim bir konu bak 300. bölümde ben çözdüm. Ertem Eğilmez 45 yıl önce anlamıştım. Sizi de şimdi daha iyi anlıyorum. Siz persona çıkarıyorsunuz. Narasyon çok önemli değil. Karakter çok önemli. Yeni bir arzu film. O yüzden Z'de karakter yaratalım. Şimdi uyandılar. Arkadaşlar uyandı artık. Şu an çözdüm ya. Bugüne. Yine anlıyor olmanız çok enteresan. Gerçek mi, şaka mı? Uzun vadede de iyi mi bu hocam? Ya düşünsene 70'lerden beri İnek Şaban'ı biliyoruz ya. Ah canım diyen bir. Hoca çekime girmeden önce istemeyen gelmeyebilir, sinemadan anlayan gelsin dedi ve şu an hiçbirimizin sinemadan anlamadığını karakter oluşturmamız lazım. Yok ya. Ben size samimi bir şey sormak istiyorum. Sinema nedir Gülsem? Dinlence, eğlence. Hayır, senin için sinema nedir hakikaten? Ha, babam sınıfı sinema mı mesela? Hayır, değildi. Ha, değil. Ya Dune sinemaydı tabii. Yahu nasıl değil? Şu an çektiğimiz şey bile sinema. Hoppa, bu da başka. Sen ne diyorsun? Bana da Dune sinema değilmiş gibi geliyor. Ha, yani şey diyeyim, CGI çok şey, çok green. Special effect. Sinemanın evrilmiş hali işte yani. Bir sonuç olarak bir insanın düşündüğü bir şey görüntüye yansıyor. Bir şekilde başkaları onu başka bir yerde izliyor. Bence hep yemin sinema. Ederim ha, babam sınıfı gibi herif.
Hani soruyorlar ya, lale devri nedir? Hocam çok lale 1450. Vardır. Yani bu bir iş ya abi. Onu anlamamış olmanız beni çok şaşırtıyor. This is evet. Business ya. Ama hala kuralları var yani. Günümüzde şey. Film yapan yönetmenler, bunu kabul etmeyen yönetmenler var. Bunu böyle görmeyen yönetmenler var. Bunu harbiden iş hobi. Olarak görmeyen yönetmenler hobi olarak. Adam diyor ki ben gerçek bir şekilde anlatacağım derdimi. Sadece derdimi paylaşmak istiyorum. Olabilir. Dağıtımcı ve yapımcı şey yapıyor. İşte Ertem Eğilmez buna karşı bir adamdı. Hatta Arzu Film ekibi bir şey diyor ya, ödül alalım falan diyorlar. Bu da şey diyor, ne yapacağız lan, ödülü yiyecek miyiz falan diyor. Sonra bir film yapıyorlar hakikaten. Film hiç iş yapmıyor. O da güzel filmdir bu arada. Canım kardeşim. Ya Adana'da ya da Antalya'da ödül alıyor. Ertem Eğilmez geliyor, ödülü atıyor. Alın bunu yersiniz bu hafta diyor. Film iş yapmadığı için. Yani şuna getireceğim. Maalesef seyirciyi dışlayan bir sinema anlayışına geçti ya Türkiye. Seyircinin önemi yok. Hani ben kendi derdimi anlatırım. Peki bir şey soracağım. Siz Hababam Sınıfı'nı yapmış olsaydınız ne hissederdiniz? Daha çok kameranın gücüne inanırdım ya. Biraz daha iyi bir şeyler görseydik keşke yani. Şöyle bir kamera vardı. Evet, bir sinematografi yani. Kontrol etseyim şu kameraların boş. Kamerayı boşta bırakmış evet abi. Set bittikten sonra evet şimdi hadi gidip yapmak istediğim filmi yapayım derdim. Allah çok iyi. Ya, yetmiyor mi filmler herifler? Yani? 28 hafta kapı baca kırılmış diyorum, hala yetmiyor. Ya para kazanması ayrı. Aklındaki para nedir ya? Tabii. Hocam biz... Bu arada bu ay maaş ödemeyeceğiz, kusura bakmayın. Dönemine göre yargılamak bizim için zor. Çok iyi bilmiyoruz o zamanları. Recep İvedik. İşte onu da sevmiyoruz ya. Ne olsun, hep sanat olsun. Sanat olsun, kapılar, pencereler. Sonuçta Şahan da başka bir filmi yapabilmek için Recep İvedik yapmadın mı? Yok. Yok be. Yok mu? O sonra gidip şey... Hangi filmi yaptın? Osman Pazarlama'yı yaptı işte yani. O Osman muydu, Pazarlama yaptı? Tutmayacaktı ya. Nereden biliyorsun? Tutmadığı için şimdi öyle diyor. Geri görüşlülük. Yeni şey ya. Geri görüşlülük. Şahan ben gelecekten geliyorum. Yani çekmez miydiniz oğlum? Hababam Sınıfı gibi bir şey bulsanız çekmez miydiniz? Ben çekerdim. Ben biraz daha şey yapardım. Oradaki bence isyan kısımları keyifli. Öğrencilerle okulun çatışması farklı işlenebilirdi bence. Orası bayağı eğlenceli. İkinciyi çeker miydin? Yani başka çekmezdim. Tabii ya. Bir tane çekerdim. Bakmayın böyle konuşma. Ben çekerdim. 10 tane çekerdim. Falan çekerdim. 20 tane çekerdim. Bu arada şuna çok benzetiyorum. Siz diyorsunuz ya Fluze'de çok fazla efor harcıyorsunuz. Yarattığınız efora değmiyor aldığınız para ya da aldığınız izlenme. Yani geri getirmiyor diyorsunuz ya, geri dönüş vermiyor. Bu okul nasıl dönüyorum? Mahmut Hoca. Hababam Sınıfı kadrosu yoldan toplanmış. Bilmem 4-5 tane sadece yıldız oyuncu var ki oraya gelince parlamışlar. Kamerada sen saçma bir durumda. Dediğiniz gibi kostümler o zaman öyle giyiniyorlarmış falan. Öyle bir efor yok yani orada. Koymuş çekmiş adam ve paranın tadına bakmış. Çok tatlı. Vay namussuz. Yani demek ki belki de budur yani. Hani ne eforu ne harcayacağım, ben gidiyorum. Uyuz bir laf ama günün sonunda 45 yıl sonra hala seyrediliyor. Yorumları gördün mü? YouTube'da 28 milyon izlenmesi vardı. Evet evet. 2021'den gelenler yazmış. Ve şey diyorlar, herkes sizin gibi değil. Hala çok iyi ezbere biliyoruz. Bir daha seyrediyoruz. Yani bunu anlamaya çalışmak daha iyi değil antika mi? Antika olarak kalmalı yani. Bilmiyorum. Ne olarak? Antika. Antika görmek istiyorsan Adile Sultan Kastı'na git, hala orada duruyor. Ha, evet, bina duruyor. Bir tane sahne var. Az önce lafı geçti. Gençliği hitabe sahnesi. Ben sizin görüşünüzü çok merak ediyorum. Ne oldu o sahnede? O dönemin politik hassasiyetleriyle ilgilidir büyük ihtimal. Öyle olması gerekiyordu. Öyle olmuştur. Anlıyorum. Demirel gibi konuştum ama. Büyük taarruz diye işte biyoloji hocası kandırıyorlar. Bunu hani böyle 4 kere izleyince yani aynı müfettiş geliyor. Ama tekrar. Bu bir şeyi tutturduğun zaman kaçınılmaz bir şey. Ama aynı. Biz de aynı şakaları hep yapıyoruz. Yani biz de her perşembe aptal herifler diyoruz. Bu dedikleriniz aslında şuna geliyor. Kapitalizmin temeline geliyor yani. Arz ve taleple işliyor ya. Yani bir şey arz ediyorsun. Ne demek arz? Sunuyorsun. Bir de talep var. Talep varsa arz hep devam eder. Yani sen yapma, başkası yapar o zaman. Bir de şey mesela hocam, o filmler zamanında YouTube gibi bir yer olmadığı için tutulamıyor ya bir yerde. Kayıt yok. Evde otururken hadi şu an Hababam Sınıfı izleyeyim diyemiyorsun şey ya. Şey çıktı sonra 80'lerde home video diye bir şey vardı. VHS, Betamax. O yüzden yapılmış da olabilir mi tekrar? Yani seyirci yine görsün bunu. Yo yani basit abi. Bir kere yapmışsın ve herkes gülmüşse bir daha yapıyorsun. Bunda çok şaşıracak bir şey. Kafa patlatmaya gerek yani, evet. Sonra oğlu deniyor. Babam bu kadar para kazandı. Şimdi ben bir üç film daha suyunu çıkarmıyorum. Yani. Torunu yine. Yalnız o filmler de izlendi. Onlar izlendi. Hiç meraktan ve iyi bir kadro toplamıştı yani. İyi dediğim komik sandığımız bir kadro var. Siz, siz eğitimci misiniz? Ben tüccarım. Rıfat Ilgaz şey bozuluyor mesela. İnsanlar çok ilginç. Çocuğu varmış Ferit'in ve okulda saklıyorlar ya. Ben böyle bir şey yazmadım diyor herif. Yani o da ona bozulmuş mesela. Niye bozuldu belli değil. Bir de eğitim sistemini ben eleştiriyordum. Onlar bir şekilde tam tersini yaptılar.
hocalar yani. Evet. Ne olursa olsun hocalarımız ya değerlidir bu hocalar. Sululuk ya yani. Sululuk yani Hababam Sınıfı sonuçta tabii ki sululukla dolu bir film yani ama şeyi ilginç. Bir şey bu kadar isteniyorsa bunu anlamak lazım ondan bahsediyorum. Yani sinema televizyon öğrencileri olarak ya aman demodeymiş deyip geçmek yerine acaba orada ne varmış diye baksanız belki daha iyi olabilir mi acaba diyorum. Bu bölümde anladık hocam sağ olun. Ne anladınız ama? İşte anladık yani. Bir de şeyin formülü yok ya. Meşhur Amerikan lafı hep söylerim. Nobody knows anything. Yani yaparken bilmiyorlar onlar da öyle olacağını. Şaşırıyorlar hatta. Yani dönem olarak da milletin sinemadan çekildiği bir dönem. Gayet siyasi bir ortam var. 3 yıl önce muhtıra verilmiş. Deniz gezmişler. Kıbrıs Savaşı bilmem ne. Yani bir sürü şey var ortada. İşte bazen bir şey çıkar ve anlayamazsın onu. Danla Bilic gibi mesela. Anlatabiliyor muyum? Bilerek yapamıyorsun. Onun için sürekli ateş ediyorsun aslında. O yüzden aslında. Şimdilerde üretilen ve şimdilerde viral olan, popüler olan çoğu şey 20 sene sonra da hala popüler olmayacak. Bana öyle geliyor. O derece büyük şeyler çıkabilir mi artık çok şüpheliyim. Çünkü yok ya. Film görmek istiyorsan sinemaya gideceksin. Bitti. Başka bir ikinci bir yolu yoksa bu işin. Herkes gidiyor ya. Büyük ihtimalle niye gidiyorlar? Daha babam sınıfı gır gır eğlence şamata diye gitti millet. Gidenler başkalarına söyledi. Onlar da gitti falan. Bir şeye dönüştü. Çığa dönüştü. 28 hafta kaldı. Böyle olunca bir daha yaptılar. Bir daha gitti millet. İkinci filmin birden daha çok iş yapması mesela enteresan bir olay. Aynı formülleri tekrar çalıştırdın. Tekrar çalıştırdın. Bir kuşak tamamen o filmle büyümüş oluyor. Şimdi artık o kadar çok seçenek var ki zaten daha zor olan o. Fluze diye bir şey var mesela. Babam sınıfına gitmeye gerek yok. Sinemaya gitmiyorsun. Evde bir şey seyrediyorsun ya. Bütün bu gürültünün içinden bir şeyin o kadar güçlü çıkması zor görünüyor. Çok acı verdi şu an bana. Neden? Bir Babam Sınıfı çekmek istiyor muydu? Yani zaten Ertem Eğilmez olsak size yine yaranamayacakmışız oğlum. Bu devirde artık hiçbir şey o kadar herkesin ortak sevdiği bir şey olmayacak. Niye? Belki, o beni üzüyor. Belki 20 yıl sonra Orkun Işıtmak konuşulacak. Bizim ortak nefretlerimiz var artık yani o sıkıntı. Hepimiz ortak olarak öyle bir mi? Şeyden nefret ediyoruz yani. YouTube'da bir şey kalıcı olabilir mi? Mesela Erkan Özcan'ı izlenecek 20 sene sonra da. Öyle mi? Olmaz Öyle Saçma Tarih izlenecek. İnşallah. Blue içerikleri izlenir ama kimse hadi bir günlük baklava challenge izleyelim demeyecek 20 sene sonra. O yüzden çoğu YouTube içeriği yok olacak ama kalan da olur muhakkak. Belli olmaz diyorum. Neyin kalacağını bilemeyiz bugünden. Biz hala 2007'den video izliyorum ben yani. Yani 20 yıl sonra Fluze videoları acayip değerlenebilir mesela. Ya ben bu videoyu 5 sene sonra izleyen insanlara mektup yollamak istiyorum 5 şu an. Yıl sonraya sesleniyoruz. Evet. Gülsema Tuval evlendi ve 5 çocuğu var. Çok beş. İyi. Duygu Hollywood'a gitti. Doğu futbolculuğa başladı. Evet. Hababam Sınıfı güle güle. Bir de öyle bir şey vardı değil mi? Son bölüm o muydu? Görüşmek üzere diyorum. Hocam ne yapsın? İzlesin mi insanlar Hababam Sınıfı hala izlemeyen 3 kişi? Hala izlemeyen varsa var mıdır ya Hababam Sınıfı? Benim küçük yeğenim izlememiştir büyük ihtimalle. Sen izledin değil mi önce? Sana nasıl geliyor? Hiç konuşturmadınız bu çocuğu. Ben de Gülsem'e gibi o dönemi seviyorum. O dönemin yarattığı. Ah içinde yaşasanız hiç sevmezdiniz ama. Şu yok onu. Şu. Cambly yok. Cambly yok. Cambly. Hiçbir şey yok oğlum. 70'ler çok kötüydü. İnanmayın. Gerçekten. Berbattı yani. O dönemlerin kötü şeyini yansıtan bir film yok mu? Var. Az güney var. Yani mesela Umut'la Babam Sınıfı'nın aynı dönemde yapılmış olması çok enteresan değil mi? Yani anlattıkları. Bir yerde hayat çok güzel. Diğer ortası yani. Yok. Ortası vardı. Durdurun bu rezaleti. Bu çocuk ne? Neye kızıyor herif mesela orada değil mi? Okulda bir bebek buluyorsun bağırmaya başlıyorsun. Tamam getirsek şimdi şuraya bir bebek baksak içeride. Ama bağırmam ki ben Mustafa'ya gideyim ben de. Mustafa bu ne rezalet? Ofise siyah kedi girmişti. Görüşmek üzere. Görüşürüz Mahmut Hocam. Teşekkürler Kemli Bey İlker Hoca. Görüşürüz. Hoşçakalın. Ben tüccar değilim. Hastasıyım o sahnenin.